gürültüsü? Canım korkma. Cansu, ne var, korktun mu yoksa? İlahi adalet kızım, korkutanı korkuturlar işte. Şuraya bak, yüzü duvara dönmüş. Şok geçiriyor galiba. Baksana, vitrin mankeni gibi kala kalmış. Ödü patladı bunun. Dadını nasılmış? Alt tarafı fırtına, ne korkuyorsun? Korkuyorsan gülsene hadi. Gülsene. Gel. Fırtınadan korkarım demiştin ya, ondan geldim. Ay, çabuk saklan. Şimdi patlayacağım. Halimiz çok komedik be. Hani birbirimize cesaret verecektik? Çık oradan Haydar. Çık Haydar. Gel. Hadi bakalım Fırtına. Senden korkmuyoruz. Boşuna uğraşma. Elektrik işi herkesin harcı değil. Tamir edemezsin. Bir şansımı deneyeceğim. Bakarsın olur. Tamam, kafan çalışıyor ama o kadar değil. Bu bilgi işi. Tahmin edersem utanırsın ama. Edemezsen de sen utanırsın. Edeceğim işte. Ödemeyeceksin işte. Var mısın iddiasına? Varım tabii. Nesin ya? Sen söyle. Ama pahalı olmasın. Bir kilo baklavasına. 750 gram. Kabul. Sözüm söz olsun mu? Olsun. Olsun. Vermeye gavur olsun mu? Olsun. Olsun. Tamam. Onca baklava mideme oturacak. Artık Haydar'la birlik olup yeriz. Niye böyle yaptı bu? Allah Allah. Bu daha basit. Bakalım neden yanmıyor. Senin sorunun ne biliyor musun Berat kardeş? Yaptıklarından hiç ders almıyorsun. Bunu yaparsam ne veriyorsun? Nasıl olsa sen veriyorsun. Sen söyle. Daha büyük bir şey olsun bu sefer. Tamam. Nasıl olsa zararı sana. Ceket, pantol, takım. Kabul. Zaten kendime yeni bir takım istiyordum da kıyamıyordum. Ben dükkana gidiyorum. Enişten Lasiye yalnız kaldılar. Hadi sen de. Tamam, şu işimi bitireyim gelirim teyze. Gecikme ama, enişten kızar. Yapabildin mi bari? Yaptım. Az kaldı sayılır. Boşuna bekleme Zila yenge. Berat Gül bu işten pek anlamıyor zannımca. Olur mu canım? Meslek lisesinde elektrik okuduydu o. Ütü biraz aceleye geldi, bakma. Şunu bitireyim, onu da hallederim. Ana, ne yapıyorsunuz burada böyle köşe dilencileri gibi? Yoksa fırtınadan falan mı korktunuz? Yok hayır, odamızda garip bir yaratık var da ondan burada oturuyoruz.
Ana, yoksa haşerat falan mı çıktı ha? Evet, bir çeşit bit. Ama bu bizimki yerden bit. Adı Cansu. Ben dükkana gidiyorum. Size de mantı getireyim mi? Aa, kilo alıyoruz ama. Ha? Harika olur. Ha, yarın baklavayı alıyorum. Ceketle pantol koyu renk olsun, değil mi? Bu dünyada fazla iddiacı olmamak lazım Recep kardeş. Haklısın. Fazla iddiacı olmamak lazım. Benim takım lacivert olsun Berat kardeş. Dur canım, ampul bozuk herhalde. Yetişin, ışıdı çocuk. Allah! Arkadaşlar! Ev halkı! Cansu, Cansu uyan. Korkma. Berat'a yıldırım çarptı. Ne oluyor? Yetişin çabuk! Arkadaşlar! Berat'a ne olmuş ki? Bilmiyorum. Numara halkı. Yıldırım çarpmış diyor. Numara yapıyor. Haydar! Beni bu mu yaksın? Ay, sen ayağımı bastın. Cansu bacı, koşun! Bu benim ayağım sanırsa. Çabuk! Lambayı deniyordu. Tam sırada yıldırım düştü. Berat'gül de uçup buraya düştü. Biri sigortalara baksın. Haydar, sen de hemen dükkana telefon et. Vahit amcalara haber ver. Yaşıyor bu. Buna yaşamak denirse. Numara yapmadığından eminsiniz değil mi? Hiçbir zaman emin olamayız. Alo, Ayten mi? Benim. Oldu. Berat'gül kaza geçirdi. Niye? Kaza mı geçirdi? Ne kazası? Affedersiniz. Biz çocuklardan biri kaza etmiş de. Araba mı çarptı? Yok. Araba çarpmadı. Yıldırım çarptı. Yıldırım mı çarptı? Peki durum nasıl? Yıldırım'ın durumu iyi sanırsam. Ama Berat Gül kötü. Gülüyor musun başımıza geleni? Zeliha yengen nerede? Dükkana geliyor. Yoldadır. Şimdi ne yapacağız Vahit Emmi? Ben nerede bileyim ne yapacağınızı? Ben doktor muyum? Ben doktorum. Yardıma ihtiyaç varsa. Hadi. Kapat. Geliyorum. Beyi. Asiye. Berat çarpılmış. Tamam. Zeliha gelince sakın bir şey demeyin. Merak etme sen. Ben eve gidiyorum. Allah gönderdi seni. Estağfurullah. Hadi. Çarpılır ya. Onca fesatlıktan sonra çarpılmasa şaşardım. Elektrikler de geldi. Bence numara yapıyor. Gözleri açık. Ama sanki bakmıyor gibi bakıyor. Aynı cam göz gibi. Arkadaşlar, bence bu çocuk şok geçiriyor. Abo! Daha önce aranızda şok geçiren biri yoksa bulaşıcı olabilir. Hep benim yüzümden. Keşke iddiaya girmeseydik. Nefes alıyor mu? Bazı tıkırtılar var. Kalbinden mi geliyor? Bilmem. Varsa anda gurt da olabilir. Engin tıp bilgine hayran kaldım Haydar. Gel şöyle. Yukarıda olmalılar. Hadi. Hadi.
Aman aman. Hadi bakalım çıkın dışarı, çıkın. Çıkın. Doktor bey baksın bir oğlana. Hadi. Bizim hesabı alır mısınız? Ne vardı? İki tane 1,5 mantı, 2 çiğ börek, 2 de su. Aa, karışık söylemeyin ama. Kafam karışıyor. Şimdi. Bir su. Bir su daha. Etti. 2 sudan başlayalım. Hangi suyu siz içmiştiniz? Ay eyvah, ne oldu bu köpeği şimdi ya? Ay, aman, hadi Meyrem. Sen kasayı bana bırak. Ben hallederim. Peki Zeliha yenge. Sizin ne vardı? Şu adısı. Bu mu? Ha, evet. 3.500.000. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Yine bekleriz. İyi günler. İyi günler. Vahit nerede? Şeye gitti abla. Ha. Yıldırım'a. Ne? Yani demem o ki Yıldırım gibi gitti. Ama sen hiç merak etme. Ne diyorsun sen Asiye? Seni almaya gittiydi de sen ondan önce geldin. Ha. Ha. İşte ben de onu diyecektim ha. Yalanım varsa Yıldırım çarpsın. Hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Eyvah. Bir ambulans çağır. Eyvah. Durumu çok mu kötü doktor bey? Vücudundan yüksek voltajda elektrik geçmiş. Yaşıyor ama ileride ne olur bilemem. Ya kaç kaç kaç? 112. Ne oluyor? Kalbi durdu. Masaj. Hemen masaj. Doktor bey. Doktor. Ne yapıyor bu adam? Bizi kurtarmaya çalışıyor. Beyler. Değer. Durumu çok kötü galiba. Hepsi numara. Şeytan diyor ki hepsi numara. Biliyorum ayıp ama yaptığı onca şeyden sonra bir türlü inanamıyorum. Bahsen. Bizi ne kadar iyi tanımışlar. Hayır, beni daha tanımıyorlar. Tanıdıkları sensin. Doktor bey, durumu? Sana ne? Yaşasam ne olacak? Yaşamasam ne olacak? Ölürsen benden kurtulursun. İnşallah bir şey olmaz çocuğa. Yoksa kendimi hiç affetmem. Ben fesadın biriyim. Hepiniz ölmemi istersiniz. Fesattı mesattı ama evin içinde bir candı. Ona bir şey olursa hepimiz üzülürüz Recep. Gördün mü? Yaşamamı istiyorlar. Berat benim. Biliyor, seni tanımıyorlar. Senin yüzünden. Çocukluğumuzdan beri beni sakladın. Saklarım tabii. Çocukken soğan cici gibi ufacıktı. Cılızdı. Önüne gelen bizi tepelerdi, unuttun mu? Ben olmasam kendimizi nasıl savunacaktık? En güzel savunma, kötülüğe iyilikle cevap vermekti. Sen aptalın birisin. Annemiz bile bizi istemiyordu oğlum. Babamız bizi eve para getiren bir makina gibi görüyordu. Kardeşlerimiz kaç kere bizi kandırıp harçlığımızı elimizden aldı, hatırla. Eğer insanların zayıflıklarını kullanmasaydım bu dünyada tutunamazdık. Bak, bu insanların hepsi iyi ve saflar. Sen onlara layık değilsin. Palavra. Dünyada iyilik, saflık diye bir şey yok. Konuştuklarına bakma. Onların canını okudum. Aslında hiçbir yaşamamı istemiyorum. Seni de isteyen yok. Kalp çalışıyor ama nabız çok düşük. Biz elimizden geleni yaptık. Artık işi kadere kaldı. Duydun mu? İkimizden biri geri dönebilir. Heveslenme. Dedim ya. Kim bizi ister ki? Dönmeye değmez. Çocuğu çok hırpaladım. Yüreğim yanıyor. Daha geldiği günden bu kadar takışmasaydım
Peki o yaptıklarını yapmazdı. Sadece sen değil Vahit amca. Berat'a hepimiz tepki duyduk. Hiçbirimiz dostlukla yaklaşmadık. Doğru. Aslında her insanın içinde bir melek yatar. Biz ondaki iyiliği görmek istemedik. Beni görmek istiyorlar. Dönmeye değer. İtiraf ediyorum. Ben Berat Gül'ü Zeliha yengemden kıskandım. He. Ben de. Belki iyi davransak o da bize diş bilemezdi. Ben Berat'ın bir melek olduğunu düşünmüyorum. Ama kimse ne melektir ne de şeytan. Keşke yaşasa da ona bir fırsat daha verebilsek. Öyleyse onun için hep beraber dua edelim. Kusura bakma ama sen emekliye ayrılsan iyi olacak. Okey. Yine de ara sıra bana ihtiyacın olursa yardıma koşar. Çekeyim mi? Mi? Biraz zor ama bünyesi güçlü. İnşallah yaşar. Hesaplaşma bitti. Yaşayacağız. Doktor bey. Doktor bey. Bıraktın öldük ya. Bir ara kalbi durdu. Tekrar çalıştırdık. Yalnız kesin bir şey söylemek için zamana ihtiyacımız var. Sakat falan kalmaz değil mi? Bilemem. Göreceğiz. Yalnız... Evet. Bilimsel olarak kanıtlanmamakla birlikte vücudundan yüksek miktarda akım geçen insanların kişilik değiştirdiğine tanık olduğumuz vakalar var. Nasıl yani? Eğer iyileşirse Berat eski Berat olmayabilir. Vay denişte. Hı? Sen de kimsin? Ne oluyor ya? Şşt, hakkında rapor yazacağım. Ne raporu? Doktor nerede? Berat. Bir şeyin yok. Oo! Enişte, paltomu, potinlerimi bir de dosyamı yürüttüler enişte. Niye? Kim çaldı?
Adamın teki. Birilerine haber verelim. Dur şimdi. Ortalık kaynıyor. Psikiyatriden azıcık bir hasta kaçmış. Hastane birbirine girmiş oğlum. Nasıl taburcu olacağım ben? Bakarız bir çaresine. Adresi bulabilecek misin Meryem? Bak bulamazsan sor birine. Hı hı. Sahibine teslim etmeden gelme. Evet. Sen merak etme, ben bulurum Bey yenge. Şu Berat oğlan bir an önce iyileşip gelse bari. Ha. İyileşti Züleyha abla, iyileşti. Yok, basit bir grip canım. Turp gibi şimdi maşallah. Bak şimdi konuşacak seninle. Dur veriyorum. Al. Anneciğim. Güzel meleğim benim. Evet benim, Berat neye şaşırdı? Yok, para mara istemiyorum, öyle içimden geldi. Seni seviyorum. Sana yaptıklarım için af diliyorum. Ne? Vallahi iyiyim anneciğim, güzel meleğim. Yok, ateşim yok. Başımı da vurmadım. İçimden geldi diyorum, niye inanmıyorsun? Buyurun. Yok, siz buyurun. Afiyet olsun, ben yedim. Bu nedir? Görmüyor musun mantığı? Yanlışlık olmasın. Yok, yanlışlık falan değil. Mantı. Erol Bey'in siparişi. Nerede kendisi? Toplantıda. Ama böyle bir siparişten benim haberim yok. Oo, senin dünyadan haberin yok. Peki ver, ben kendisine iletirim. Olmaz. Bırakır ben mısınız, Erol Bey'in lütfen? Eline teslim lütfen. Edeceğim. Bırak diyorum sana. Bir saniye. Ne oluyor? Erol Bey bakın bu kız. Demek Erol Bey sizsiniz. Evet. Mantınızı getirdim. Ne mantısı? Ev mantısı. Biz elimizle yapıyoruz. Ben mantı falan istemedim. Siz Erol Bey değil misiniz? Evet. Tamam öyleyse. Buyurun. İşte. Ne kadar zor buldum sizi, bir bilseniz ya. Bu adres başka yerin adresi. Olsun. Erol Bey sizsiniz ama, değil mi? Kızım, burada Bülbül Sokak numara 33 yazıyor. Burası Sümbül Sokak numara 33. Ne çabuk taşındınız. Neyse, sizi buldum ya. Mantınızı vermeden gitmem. Azimli bir kız, bravo. Tepsiyi al, parasını ver. Peki. Şu sizin mantıcı nerede bakalım? Tarif et. İşte o biraz karışık. Would you drink some tea? Çay içer misin diyor. Bir pişiren olsa da içsek nasıl diyoruz? Buyurun kardeşler. Al bakayım. Yanına yiyecek bir şey ister miydiniz? Kendini yormasaydın Berat kardeş. Herkes çalışıyor. Bir ben yatıyorum. Bari bir işinize yarayayım dedim. Sağ ol. Bunlar da kız arkadaşlara. Bak bir şey isterseniz seslenin ha. Ne diyorsun bu işe Emoğlu? Vardır altında bir bitkeni. Berat Gül çıkarı olmadan iyilik yapar mı? Yat şimdi. Uy, kaynanam da kayınbabam. Asil, mektuba uy diye başlanır mı? Niye ki? Sayın ya da sevgili diye hitap edeceksin. Ben o iki namussuzu ne severim ne de sayarım da. Ben neler ettiklerini bir bilsen. Zamanında dövdüler de sövdüler de. O zaman yuh kaynanamla kayınpederim diye başla. Olur. Olmaz. Uygun bir şey bulmalı. Mesela? Mesela? Ey kayınpederim ve kayınvalidem. Devam et. Ya ciğerim yanmayaydı size böyle mektup yazdırmazdım. Ardımda bıraktığım o 5 tane bebenin hayali her gece uykularıma giriydi ondan. Dursun, Seyfi, Kadir, Gülbayaz ve Songül ne yapıyorlar? Analarını hiç sorarlar mı? Yoksa
Onlara ananız öldü mü dediniz da? Yüzümü sesimi unuttular mı? Onları dede ocağına bıraktığım için bağa darıldılar mı? Az söyleyin onlara. Anaları uçaklarını hiç unutmadı da. Kokuları burnumda tüter durur. Bir gün adam alıp geleceğimi, onları hak kapıp yanıma getireceğimi söyleyin onlara. Daha da ayrılmayacağımızı böyle bilsinler. Söyleyin, beni beklesinler. Analarını hatırlasınlar. Söyleyen de sağ olsun, söylemeyen de der. Mektubumu ha işte burada bitiririm. İmza Ayşe Asiye Kara. Asiye, bizi affet. Niye ki? Çocukların olduğunu, anne olduğunu unuttuğumuz için. Çocuklarınla ilgili sana hiçbir şey sormadığımız için. Şşt, şşt. De, gel, gel. Gel. Asiye. Gel. Çay getirmiştim. Biraz soğudu galiba. Beklerseniz yeniden ısıtırım. Yeni bir seçim falan mı var? Yo, niye? Seçim kampanyasına mı giriştin diye merak ettik. Sen böyle fazla hizmetlendin mi? Bir çapanoğlu hazır demektir. Yok, ben sadece çay seviyorsunuz diye. Hadi hadi. Seni seveyim mi lambacını seni? Ver hadi içelim bari. Gerçi daha sonra burnumuzdan getirirsin ama ver. Mektubunuz atılacak mıydı? He, niye ki? Benim de postam var. İsterseniz onu da atarım yarın. İnanmayacaksınız ama doğru söylüyorum. İyi. Rüya, yaz adresi. Beni merak etmeyin, kısa zamanda döneceğim. Ne zaman gitti bu çocuk? Gece de görmediniz mi? Belki bizi akşam yattıktan sonra gelmiştir. Sabah da bizi uyanmadan çıkmıştır. Döndürüyor gene bir şeyler, ben diyeyim ha. Zaten son günlerde çok değişti. Bir iyilik, bir iyilik. Kızlar, hani Berat'a bir şans daha verecektik? Hastanede böyle konuşmamış mıydık? Evet, yine erken yargılıyoruz. Hı. Canım birdenbire melek olacak hali yok ya. Doktor kişilik değiştirebileceğini söylemişti. Sen buna inanıyor musun? Hayır. Asiye. Asiye. Ben dükkana gidiyorum. Sen bugün evde kal. Niye ki? Belki Berat evi arar. Dükkanı da arayabilir. Şimdi ayaklandı ya. Evin boş olacağına güvenip bir şey çeviriyorsa haberimiz olsun. Uy ablacığım sen de mi? Canım ben onun iyiliği için düşünerekten ters bir şey olsun istemeyip de vay diye kızdırırsa ve de hastalıktan yeni kalkmışken ne lüzum var acaba diyorum canım. Aa, tamam öyle desene. Değil mi? Thank you.
Hoş geldin Berat oğlan. Neredeydin sen? Herkes seni merak etti da. Küçük bir işim vardı. Tahmin ettik. Hatta acaba ne gibi bir küçük iş diye de aramızda bahislere tutuştuk. Gerçi başımıza nasıl bir çorap saracağını hiçbirimiz bilemedik ya olsun. İyileştin ki tam iyileştin besbelli ha. Gene kafanda fırıldaklar döndürmeye başladığına göre. Ama neyse canım. Tek sen iyi oldu. Biz kendimizi senden korumanın yollarını yavaş yavaş öğreniyoruz bak. Nasıl karlı bir iş miydi bari? Güzel. Beni mektubu atabildin mi? Cevabı da elden aldım. Kaynanana filmciyim dedim. Filmde oynatacak çocuk lazım dedim. İnandı. Resimlerini çektirmeme ses etmedi. Sen benim memlekete mi gittin? Hiçbiri seni unutmamış. Merak et. Ya kapıyı mı dinledin sen? Uyum kurusu. Buyur, kimi aradın? Onu. Canım benim, canım. Çok özledim seni. İyi akşamlar emmi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zila yenge. Arkadaşlar dışarıda bekliyorlar. Mantoları almaya geldik. Armağan, bu akşam sinemaya gidelim mi? Hadi Recep, siz de gelin. Olmaz. Akşama dizi var. Ne dizisi bu? 7 numara. Çok komedik bir dizi. İzlemediniz mi be? Aman hayatımız 7 numara zaten. Ah sağ olasın. Sağ ol. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. İyi akşamlar. Alo. Ballıoğlu mantı ve çiğ börek gıda zincirleri buyur. Dur. Zülü Hanım. Efendim Vahit Bey. Berat. Alo. Cücüğüm Berat. Geldin mi eve? Gelmiş. Geldim teyze, iyiyim. Yok bir aramazlık. Asiye ben, bir de bir arkadaşım oturuyoruz. Diyecektim ki ararsanız merak etmeyin. Biz erken uyuyacağız galiba. Bir de kardeşlerimi görürsem bu akşam sinemaya falan gitsinler. Eve erken dönmesinler. Demek daha gelecekler var. İyi. Oyuna başlamak için biraz bekleriz. Kalabalıkla daha çok keyfi çıkıyor. Dizi de nereden çıktı şimdi? Şöyle güzel bir gerilim filmine gitseydik. Ne zevk alıyorsun psikopatları, manyakları seyretmekten? Hor görme, onlar da insan. O filmler çok heyecanlı oluyor. Ben bile hoşlanıyorum. Karşınıza bir tane psikopat çıksa ne yaparsınız merak ediyorum. Vallahi ben keyfini çıkarırım. Korkacağımı hiç sanmıyorum. Ben korkarım. Bizim köyün bir delisi vardı. Ondan bucak bucak kaçardı. Hatırladım. Kendini kuş zannederdi. Kuş gibi uçmaya mı çalışıyordu? Yok. Hiç uçmaya çalışmazdı. Çünkü kendini deve kuşu sanırdı. Uçurtma. Uç. Bu gece uçurtma oyunu oynayacağız. Bilen var mı? Yok. Ben sadece ip atlama bilirim. Uçurtma diyorum ben. Uçurtma. Ben çocukken hiç uçurtma uçuramadım. Ne? Ne uçurtması? Ruh uçurtması. Bu gece ruhlarınızı uçurtma yapıp uçuracağım. Ben yükseklerde duramam. Gönlüm bulanır da. Koyduğu ilkelerin zemin hazırlığı için haberler. Çok olumlu bir adım olduğuna işaret eden ne haberler? Ancak tüm bunların yüz yüze görüşmek kötü haberler. Buyurun diziyi bizim odada hep birlik seyredelim. Mısır da patladı. Tamam, Asiye'ye de haber verelim. Berat ne olacak? Eve gelmiş. Onu da çağıralım. Ayrım yapmak olmaz. Hı. Arkadaşlar, bizi değiştiğine inandırması için daha ne yapmasını istiyorsunuz? Ağzıyla kuş tutması lazım.
Hatta ağzıyla deve kuşu tutması lazım. Aman ya. Asya biz geldik. Evde tehlikeli ve gergin bir sessizlik hüküm sürüyor. Yarman ya! Cansu! Psikopat katil gizlendiği yerde kurbanlarının ağına düşmesini bekliyor. Arman! Cansu nereden çıkartıyorsun bu saçmalıkları? Yürü! Derken bir patlama oldu. Ya Arman! Mısır patlatmayacak mıydık canım? Belki düzden sonra oyun da oynuyoruz. Yaşasın! Asiye sessiz filme var mısınız? Bir kelime. Bir bildim. Psycho. Bizimle oynar mısınız? Olur. Nasıl oynanıyor ki? Ayten. Yanlış bir şey söyledim herhalde galiba sanırsam. Tamam. Heyecanlanmayın çocuklar. Bu bir oyun. Öyle değil mi? Arkadaş şaka yapıyor herhalde. Değil mi? Herhalde şaka canım. Tedavi gördüğü psikiyatri bölümünden geçtiğimiz haftalarda kaçan Ali Saydam isimli hasta İstanbullularda korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. Halen yakalanamayan şahsın iki bıçaklı saldırı olayını gerçekleştirdiği yetkililer tarafından belirtildi. İnsanlar bu şahsı varmış derler. Allah Allah! Görüyor musun? Dünyada ne tuhaflıklar oluyor. Evlerden uzak. Berat. Arkadaş senin yakının değil mi? Evet. Benim yattığım hastaneden kaçtı. Şimdi oyun başlıyor. Çok şükür. Biz de sığınmaya başlamıştık. Ruh uçurtması oyunu. Yalnız bir ruh arıyorum. Benimki gibi ıssız. Hanginizin ruhunu uçurayım ha? Onu boş ver. Bayıldı artık. Ağırlaşınca iyi uçmaz. Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun be? Bırak! Canımı yakıyorsun. Bırak saçımı bozuyorsun. Havalı kız. Ruhun da havalıdır senin. Ne güzel uçan ha? Hayır. Onları bırak. Olur bırakırım. Onların yerine sen uçarsan. Tamam susun. Neden bunlar için kendini feda etmek istiyorsun ha? Onların aileleri var. Benim için fark etmez. Okey bebek dur. Onun yerine ben uçarım. Niye? 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 Çünkü insanın ruhu bedeninde yapayalnız kalacaksa taş kadar ağırlaşır. Haydar. Ben artık o ruhu taşıyamam. Yaşarken ölmektense böylesi daha iyi. Beni al. Haydar. Peki bunun yerine uçmak isteyen var mı? Ben. Ben. Karar verin artık. Onu bırak. O büyük adam olacak. O benden daha önemli. İkisini de bırak. Yüreklerinde sevda taşıyorlar yazıktır ha. Olmaz Asiye. Çocukların. Senin de çocukların var. Bırak. Bugün hatırlarlarsa yarın unuturlar. Boş ver. Yeter be. Yeter. Herkesin yerine uçmak istiyor. Sıkıldım. Karar verildi. Asiye bacım. Beni uçurtmam hazır. Daha değil kardeş. Niye? 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 Bir bana bak. Bir onlara. Hangimiz daha kocamanız? Sen? Gördün mü? Bu vücuda ne kocaman bir ruhsu var düşünsene. Kocaman, büsbüyük bir uçurtman olsun istemez misin? İsterim. Öyleyse beni seç. Bak, nasıl olsa benim yerime uçmak isteyen de yok. Onlar birbirlerini seviyorlar. Filmlerin kötü adamlarını kimse sevmez. Hem sen yapayalnız, ıssız bir ruh istemedi miydin? Evet, benimki gibi. Tamam, seninki gibi işte. Tamam, önce seni uçururuz sonra da onları. Dur. Onları da mı? Bir sürü uçurtmam olacak. Tamam, peki ama bak ne diyeceğim. Madem uçurtma uçurmayı seviyorsun, bu odanın içinde zor. İstediğin gibi yükselmez.
uçurtmalar gökyüzüne yakışır, değil mi? Evet. O zaman gel şöyle rüzgarlı, uğultulu bir tepe bulalım. Orada uçur beni. Bak gör nasıl dalgalanıyor bedenim, ruhum aya kadar çıkıyor ha? Berat kardeş. Berat. Biraz geç oldu ama sayenizde neyi kaçırdığımı öğrendim. Siz böyle çok güzelsiniz. Hoşça kal yedi numara. Hoşça kal. Tanrım ne yaptı bu? Bizi kurtarmak için manyağı üstüne çekti. Ağzıyla koskocaman bir deve kuş tuttu yani. Aşağı inebilirim. Yok, inemezsin. Bu ayet dayıları bekleyelim, daha dur. Olmaz, geç kalırız. Beratgül'e borcum var. Recep! Ay çıkmıyor, çok açamıyorum. Allah! Recep! Bir şey yok. Biraz hızlı indim zannımca. Manyağı bir tepede bulmuşlar. Berat, Berat nerede? Onu bilmiyorum ama adımı sırtına, paltosuna aldığına göre Çavi'de Salim demektir Zeliha. Peki, dün akşamdan beri niye haber çıkmıyor? Tamam, sonra konuşuruz, hadi yürü. Bahsi sen kazandın. Takımın rengini lacivert istemiştin değil mi? Yanlışlarımı tamir etmeyi öğrendiğimde görüşürüz. Sevgiler Berat. Allah! Allah!